Tabaka tutuyor. Bir dakika. Bir yeri ayıracağım. Aa, çok pis kokuyor. Sopa gibi bir şey var mı? Şunu karıştıracak. Tekneye Mayıs ayının başıydı sanıyorum. Güzaylı Marina'da bir işim vardı. Aşağı indiğimizde en başta bir denize baktığımda bütün marinanın sanki betonla kaplanmış gibi bir malzemeyle kaplı olduğunu gördüm. Şaşırdım. Bir an için aklımdan betonla geçti gerçekten. Yaklaşınca hafif hareket gördüm. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti. O kadar yoğunlaşmış ve kapalı kalmış ki yelen dalgalarla katlanmış. Bir teknenin üzerine çıktım. Ayaklarımı aşağı doğru uzattım. Baktım. Sünger, hatta daha kalın bir poliüretan tabaka gibiydi. Açıldığında, dış çeperi yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi koku geliyordu. Yakın zamanda yine gittiğimde gördüm ki marinanın içi yemyeşil. O tabaka artık yok. Lokalize olmuş, bazı yerlerde dağılmış ama hala yemyeşil. 5 santim aşağısını görmek mümkün değil. Muhtemelen deniz altında çok büyük zarar verdi. Bu öncelikle dediğim gibi nasıl toplan, nasıl boyuta geldiğini aklım almadı. Çünkü uçsuz bucaksız denizden bahsediyoruz. Ve hani denizle ilişkimizin minimuma indiği, deniz kenarında insanların en az sayıda olduğu kapanma sürecini yaşamıştık o dönemde. Buna rağmen böyle olduysa, uzun dönemde ne olabileceğini düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki bu organik bir kalıntı, organik bir yapı olsun. En azından doğa kendi bunu yok edebilsin. Bir kimyasal etken kaynaklıysa çok daha uzun dönemde çok daha büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzücü, çok büyük hayal kırıklığı hepimiz için.